Bu mesleği 97'den beri yapıyorum yaklaşık. Bir yere girdim, öyle elime nasıl kelpeteni aldım bir daha da bırakmadım. Öyle devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar gidebildiysek. Bizim ayakkabı tamiratının yanı sıra canta, top işi, farklı deri işleri yapıyoruz. Kılıf olsun, yani vesaire. Deri olan hemen her şeyi yapıyoruz. Ortalama ayakkabı yapımı da günde 150-200 çifti buluyor tabii. Yani eskiden 50 çift yapıyorduk, şimdi 150-200, bazen daha çok da olabiliyor. Malum krizden dolayı. İnsanların alım gücü düştükçe tamirata daha çok çabuk insanlar geliyor. Malum krizden dolayı sektörümüz biraz daha canlandı. İnsanlar alım gücü düştükçe tamirata yöneliyorlar. İyidir yani, bu aralar işimiz iyidir. Kriz bir nevi bize yaradı. Diyor 1 milyar vereceğime 50 ile 100 lira kurtarayım. Ne kadar gittiyse. Keçe. Kaç numara? 41. Kalife herkes diyor ben okulu dışarıdan bitireyim. Masa başı iş istiyorum. Ya valla masa başı işte bitti daha. Masa başı da istemiyor. Yani aşağı yukarı 2017'den sonra hemen hemen bitme noktasına gelmişti. Ama 2017'den sonra işlemimiz canlanmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi daha iyi. Yani hemen hemen yetiştiremiyoruz. Tüm ayakkabı tamircileri dolmuş neredeyse ayakkabı. Bir de kış sezonu daha da işler yoğunlaşıyor. Malum. Bir boz şimdi 1-1,5'dan aşağı yok. Ama eskisini getirip mesela 100 lirayla ya da 200 lirayla ya da 50 lirayla onarıp bir kışı geçirebiliyor. Yani daha avantajlıdır. İnsanlar mecburen yapıyor. Hele nüfusu çok olan insanlar yapacak bir şey yok. Mecburen yaptırıyor. Bizim yeni nesil bu işi hayatta yapmaz. İnsanlar tembelleşmiş yani. Böyle üniversiteyi bitireyim, diplomamı alayım, atanmayı bekleyeyim, masa başında iş. Yani sanayici arkadaşlarımız var, eleman bulamıyor. Bir sürü sektör var, adam bulamıyoruz. Mesela eleman arıyoruz. Diyor bu iş böyle midir? Yani bu işlerle nasıl zengin olacağım? Yani bizim işimiz emek işidir. Yani insanlar çalışmak istemiyor. Yeni nesil hayatta bu işi yapmaz. Bizden sonra da büyük ihtimalle de pek kimse kolay kolay yapmaz. Emek işidir neticede. Gideri yok. Tabi kira dışında. O da inşallah yükselmez. Yani kazanç güzel. Şu anlık bakalım ne olacak. Ben sonra öyle çocuktum, bir dükkanın önünden geçtim. Adam dedi ne yapıyorsun? Olay hiç bakıyorum merak ediyorum. Bir sonra detay. Dedi gel bakalım buraya. Gittim. Dedi bir lastiği söktüm. Öyle hoşuma gitti. Çalışmak ister misin? Okul var mı? Yok mu? Dedi devam et. Biz de devam ettik. Başımızın alamın. Devam ettik. Öyle kaldık. 25-40 yaşında. Neredeyse 27 senedir bu işi yapıyorum. Emekli olana kadar da devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ortamı yatırıyorum tabii. Yani şöyle. İnsanlar bir işi severek yaparsa ne olursa olsun, ya ayakkabı boyacılığı bile olursa sigortasını da yatırır, evin geçimini de yapar. Ama işini severek yapacak. Bir nevi şöyle diyeyim, yani zenginliği aklından çıkaracak. Geçimi olacak sadece. Az zenginlik şey istiyorsa vallahi emek işinde pek kimse zengin olmaz kolay. Yani iki adım gider, üç adım geri gelir. Emek işi öyle.